Sinek Kaydı Tıraş'ın sponsoru Derbi gururla sunar. Hocam adım adım Abdullah Avcı mı? Abdullah Avcı sezon başında da gündemdeydi, konuşuldu. Evet. Ama tabii bir ekonomik olarak galiba bir anlaşamadılar tam. Çünkü Beşiktaş'tan aldığı bir bayağı bir önemli bir rakam var. Her ay adı onu ödenliyor mu? Ödenmiyor mu bilmiyorum ama. Açıklamasını yaptı Beşiktaş kulübü. Veriyor muymuş? Sorun yok yani. Sorun yoksa problem yok. Dolayısıyla tabii ki onu bırakıp da ondan daha az bir rakam oraya gitmek ticari anlamda bir mümkün olmadı. Ama Abdullah Avcı da şimdi yorumculuk yapıyor. Dolayısıyla anlaşmasında vardı tabii yani gidersem mutlaka problem olmasın diye. Trabzonspor'a yakışır tabii Abdullah Avcı. Oraya bir hava getirir. Yani öyle sanırım, bir hava gelmeli mi? Ne diyorsun? Edin Ertuğ'un olmaz. Ya olmaz tabii ya. Şimdi Ünal, onun yardımcısı Hüseyin, onun yardımcısı Edin Ertuğ. Yani Trabzonspor yardımcının yardımcısı durumuna düşmüş bir arkadaşımız da devam ediyor şu anda. Yani bir kere takım içerisindeki oyuncuların bu hocayla kuracağı diyaloglarda bir otorite olacağını düşünmüyorum ben. Dolayısıyla bu geçmişine bakıldığında Türkiye'nin çok önemli bir takımının antrenörlük geçmişinde çok önemli bir kariyer yapmamış birisiyle Trabzonspor deneme tahtası değil ki yani. Trabzonspor kendini kanıtlamış bu işte. Bu işi yapabilecek insanlarla yönetilmeli. O açıdan belki de bizim Türkiye'mizde tabii yöneticilerimizin maalesef son zamanlarda bir huy edindiler. Antrenörlük lisansı olmayan arkadaşlarımız artık bu işin içine girmeye başladı. Kendilerini yöneteceği antrenörleri seçmeye çalışıyorlar. Yani onları yönetecek antrenörleri hiçbirisi istemiyor bu ara. Hem ekonomik anlamda çünkü ben sanmıyorum ki Edin Ertuğ çok büyük bir maliyetle orada çalışsın. Şimdi Abdullah Avcı gelince otomatikman kardeşim senin oyuncunu alıyor bunu ben de onu alırım der. Öyle doğru, bir kariyer var. Tabii. Dolayısıyla bu ekonomik zorluklar içerisinde artık onlar da buna bakıyorlar, buna bakıyorlar. Hangisi daha az istiyor onu getiriyorlar gibi bir durum çıktı ortaya. Be kardeşim şimdi Türkiye Ligi'ni hep biz tartışıyoruz. Bu ligde takımlar oyuncuyla mı kazanıyor, oyunla mı kazanıyor diye hep bunu tartışıyoruz yani. Sizce? Yani sence? Neyle kazanıyor? Oyunla kazanıyor hocam. Oyunla mı kazanıyor? Kim vallahi oyunla kazanıyor? Bence oyunla kazanıyor. Oyuncuyla hocam kazanıyorlar genelde. Oyuncuyla kazanıyor ama... Hayır işte şöyle şunu demek istiyorum. Yani futbolun gereklerini çok iyi uygulayan bir takım. İşte hücum savunma prensipleriyle oynayan... Doğru oyun yoksa da kazanamıyor. Antrenörün oyun felsefesini uygulayan bir takım hissedebiliyor musun? Buna aa bak antrenör elindeymiş diye. Antrenörün bu takımda bir otoritesi var. Onun dediklerini yapan bir takım diye... Kaç tane takım sayabilirsin bana? Oynuyor herkes işte. Boş gördüğüne veriyor. Adam becerili bir oyuncuysa bir pozisyon oluşturuyor. Rodallega bu hafta seyrettin mi neler yaptı? Adam bir vurdu 35 metreden. Ne taktiği bu? Rodallega da ama zaten. Bir başka. Yani onu demek istiyorum. Ama işte oyun Türkiye'de doğru takımlar iyi oyuncuları varsa öne geçiyorlar. İyi oyunda öne geçen takım sayısı çok fazla değil. Bak bunu Alanya başarıyor. Fena oynamıyor takım olarak. Değil mi? Gözümüze hoş gelen bir şeyin uygulandığını görebiliyorsun. Aa işte 3-5-2 oynuyor, bırakıyor onu 4-4-2'ye geçiyor derken 3-4-1-2 oluyor. Yani oyun içerisinde bir takım taktik değişiklikleri duruma göre yapabiliyor. Karagümrük o konuda, Kasımpaşa o konuda çok farklı oyun modellerini uygulayan takımlar değil. Yani başladığı gibi aynı neyle oynuyorsa öyle bitiriyor genelde onlar. Bakıyorum ben de. Ama bakıyorsun iyi oyuncuları var. Adam bakıyorsun işte nedir o? Sabo muydu ismi neydi? Vuruyor frikikten atıyor. Kendi becerisiyle adamı geçiyor, vuruyor, gol oluyor falan gibi oynuyorlar. Hocam çok kısa bir şey sorabilir miyim? Yani çok uzatmak istemiyorum çünkü tekrar Trabzon'da Uğurcan Bu konuda bir anlaşalım hocam. Önce. Anlaşalım. Hangisi? Oyunla mı, oyuncuyla mı? Hocam bence doğru oyun ve iyi oyuncuyla. Yani aslında hocam, tabii ikisi, ki ama bir dakika, iyi oynamak için iyi oyuncunun olması şart tabii. Yani ikisini bence birini seçemezsin. İkisinin de olması gerekiyor. Ama iyi oynamak, bak çok iyi oyuncun olmasa bile iyi oyunda çok şeyi çözebilirsin. Beni dedim herhalde. Yani. Bunun üstüne iyi oyuncun da varsa iyi oyunla zaten soru işaretleri kalkar ortadan gider. Mesela şunu demek istiyordum. Sonra hemen Trabzon'da döneceğim. Uğurcan'la ilgili bir şey soracağım. Sonra da harbi sorulara geçeceğiz. Şöyle şeyler duyuyorum. Mesela Galatasaray taraftarı veya bir Fenerbahçe taraftarı diyor ki
X takım, isim vermeyeceğim, X bir Anadolu takımı. Hı. İşte 300 bin euroya bulmuş bu oyuncuyu getirmiş. Adam burada şahane şeyler yapıyor. İşte biz gidiyoruz bilmem kaç milyon eurolara, işte bilmem kimi alıyoruz. Al işte performansı ortada. Biz niye o 300 bin euroluk oyuncuyu bulup da getiremiyoruz? Yakışır mı şimdi Fenerbahçe, Galatasaray'a, Beşiktaş'a 300 bin euroluk oyuncu? Yakıştıramazlar. Yani onlar iyi de pahalı oyuncu. Çok şık olur bence. Yani bu mali şartlarda. Büyük olmanın derdi bu. Mesela ben Kasımpaşa'da çalışıyorum. O zaman Vebo'yu, Vebo vardı. Biz 600 bin euroya alacaktık Vebo'yu. Kasımpaşa 600 bin euroya geliyordu. Sanırım Fenerbahçe 3 milyon euroya falan gitti galiba. Yani 600 bin euroya. Biz yani versek parayı onu bulamadık yani. Adam bize gelecekti. Gitti oraya çok çok farklı bir paraya. Hayat bayram olsa diye gitmiş olabilir yani, hocam. Orası Fenerbahçe. Oraya giderken ciddi para verirler adama. Peki hocam. Yani bu büyüklüğün getirdiği sıkıntılardan birisi de bu galiba. Yani senden istenen de ondan istenen yani, çok farklı oluyor. Sen hep Yıldız isme gidiyorsun. İşte X bir Anadolu takımı. Hiç bilmediğin bir ligden gidiyor. Atıyorum Norveç'ten, bilmem nereden, çok da takip etmediğin bir ligden. Hiç evet, beklenmedik evet. Oyuncular oluyor. Burada gel, şov. Trabzon'un Sörlot'un gelmesini düşün. Kuzey zaten bu konuda. Ya işte önemli olan bunları bulabilmek. Yani ben mesela gidiyoruz yabancı ülkelere maç izlemeye. İngiltere 2. ligini seyret, İspanya 2. ligini veya İtalya 2. ligini seyret. Al getir, 2 sene sonra adam çok ciddi paraları satarsın. Fransa 2. ligini mesela seyret. Veya mesela onların U19 takımlarını seyret. Ben mesela gittim İngiltere'de bir U19 maçı seyrediyorum. Çocuğa talip olalım dedik. Chelsea'de oynuyormuş 30 milyon euroya. U19'da oynayalım. Yani takımı satsan bizim 30 milyon euro yapmazdı yani. Yani bir de orada gençlere çok farklı bakılıyor. Yani benim tavsiyem mesela Türkiye'deki takımlara gidip oraların öyle çok ünlü takımların oyuncularını değil de daha alt liglerdeki oyuncuları iyi seyredin. Çünkü onlar da bir pazar alıyorlar. Şimdi bakın Türkiye'nin güzel tarafı, Türkiye artık Avrupalı oyuncu için de bir bakıyorum artık genç Avrupalı oyuncular buraya gelmeye başladı yani. Artık bizi bir Arap ülkesi gibi işte gelelim burada son voleyi vurup ondan sonra futbolu bırakalım mantığında değil de ben oradan tekrar aşama yapar mıyım? İşte bakın Sörlot'un yaptığı gibi. Yaptı. Yani o açıdan artık bakıyorsunuz Gomez mesela yaptı. Bizim Türkiye Ligi'nde tanımadığımız bir Zeki, bir Umut. Milli takımlar da oynuyor, Fransızlar da oynuyorlar. İşte şimdi tabii. Geçen beni French Football diye Fransa'daki bir gazete aradı. Dün, iki gün evvel. Burak Yılmaz'la ilgili röportaj istediler benden. Çünkü Burak'ın orijinde varız biz de 18-19 yaşlarında ben Antalya Spor'da hocayken altyapıdan yukarı çıkardığımız bir oyuncuydu. Orada biz onu oynattık falan derken işte Manisa'ya gidecekti Ersun Hoca zamanı yollamadık. Beşiktaş'a onu yönlendirdik falan filan. Yani başlangıcında vardık işte sanırım Burak galiba telefonu verdi galiba. Onunla da bayağı konuşmuştuk ya artık bana da onu sordular. Niye dediler Türkiye'den? Gelin bakın 35 yaşında oyuncuyu alıp oraya götürebildiniz veya bizim bilmediğimiz. İşte Mert şimdi gitti İngiltere'de mi oynuyor Mert? Yok İtalya'ya gitti. Gençler bir altyapısına Mert tamam. Efendim kim gitti? Altay'da oynamayan Cenk. Hocam İngiltere'ye de Altay takımda oynamıyordu. Cenk gitti şimdi o da Fransa'da galiba. Yani bizim bilmediğimiz oyuncuları U19 milli takımlarında, U6 milli takımlarında yurt dışında oynarken onları gidip izliyorlar. Şimdi mesela ben Kasımpaşa'da orada burada maç izlemeye gittiğimde yanımda biri oturuyor. Kimsin diyorum, işte ben scoutum diyor. Porto'dan geldim diyorsun. Ben tam bununla ilgili yani, bir şey soracaktım sana hocam. Yani izleniyoruz artık, izleniyoruz. Aslında Uğurcan'la ilgili bir şey soracağım dedim ya. Uğurcan Çakır Premier Lig'e gider mi? Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, min sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Derbi sundu. Daha fazla muhabbet Derbi Meclisi Instagram hesabında.